Herkese merhabalar. Edebiyat birinci dönem full tekrarımıza başlıyoruz. Full kelimesi edebiyat için birazcık yanlış olmuş ama tamamen tekrar diyelim. Bugün öğreneceğimiz konu arkadaşlar sadece 9. sınıfta birinci dönemde Milli Eğitim Bakanlığı konu ve kazanımları için değil aynı zamanda ileride gireceğimiz üniversite sınavlarında yani TYT ve AYT'de de çok değerli. Zaten biliyorsunuz ki TYT'nin konularının %50'si 9. sınıftan çıkıyor. Yani biz 9. sınıfın birinci dönemini bitirdiğimizde TYT'nin %25'ini 1 bölü 4'ünü bitirmiş oluyoruz. AYT'nin de yine %25'ini bitirmiş olacağız. Çünkü AYT de 9, 10, 11, 12. sınıf konularından oluşuyor. Dolayısıyla bu öğreneceğimiz konular çok çok değerli. Peki hocam hangi konuları öğreneceğiz? Edebiyata girişe bakacağız. Çok leziz, çok lokum bir konu. Sonrasında hikaye ünitesine, ardından şiir ünitesine, ki üniversite sınavlarında buradan en az 4-5 soru geliyor. Yazılarınıza da ikinci dönemde mutlaka buradan sorular sorulacaktır. Biliyorsunuz ki edebiyat sınavınız Türkiye genelinde yapıldı. Orada yine bu kazanımlar uygun leziz kolay sorular oldu ve inşallah çok güzel notlar aldınız. Dördüncünü ünitemizde yine lokum gibi masal ve fabıl. Burada adeta size masal anlatacağım. Hocam bize masal anlatmayın dediğinizi duyar gibiyim ama anlatmam gerekiyor. Çünkü bunlar da yine Milliyetin Bakanlığı konu ve kazanımlarına var. Sonrasında arkadaşlar birinci dönem full tekrar programımızda biliyorsunuz ki kimya biyoloji ...coğrafyayı öğrenmiştik. Bugün edebiyatı... ...tamamlıyoruz. Sonrasında matematik tarih... ...fizikle dokun sınıfın birinci dönemini... ...süper bir şekilde tekrar edip 15 tatilde... ...sıkı sıkıya dinlendikten sonra ikinci döneme harika bir başlangıç yapacağız. Edebiyat Dinamo Soru Bankamızdaki mutlaka bu tekrar testleri haricinde görüyorsunuz ki ÖSM tarz sorular da var. Bu soruları da çözün arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi burada çözeceğimiz sorular, öğreneceğimiz bilgiler sadece dokun sınıf için değil ileride gireceğimiz üniversite sınavı için de çok çok değerli. Hadi bakalım intromuz girsin ardından da videomuza hızlı ve güzel bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar ilk öğreneceğimiz konu edebiyata giriş konusu leziz lokum kebap bir konu. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatla ilişkisine bakacağız. Metinleri sınıflandıracağız. İletişim bölgelerini göreceğiz. Dil bilgisinde de standart dil, ağız, şive, lehçe, argo, jargon nedir? Hızlı bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar edebiyat olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla, bakın burası çok çok önemli, dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır. Türk edebiyatının dönemlerine baktığımızda esasında tarihin dönemlerini görmüş oluyoruz. Yani İslam Metin kabulünden önceki Türk tarihini düşünün. Orada kimler vardı? Hunlar vardı, köktürkler vardı. Uygurlar vardı. İşte burası onlar gibi konar göçer bir dönem olduğu için sözlü edebiyat biraz daha üstün. Peki hocam yazılı edebiyat? Hatırlarsanız Uygurlar da Uygar olduğu için yerleşik hayata geçmişlerdi. İşte yazılı edebiyat döneminde kök Türklere ait Orhun abideleri haricinde Uygur dönem eserlerine göreceğiz. Sonrasında biliyorsunuz ki 751 Talas Savaşı'nda Türkler yani Karahanlılar daha doğrusu Karluklar Abbasilere, Müslümanlara yardım etmişti Çin istilasına karşı. Ve burada 751 Talas Savaşı'ndan sonra Türkler İslamiyet'i kitleler halinde kabul etti. Hatta Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardı. İşte biz bu döneme geçiş dönemi diyeceğiz. Geçiş döneminde Karahanlılar döneminde Kutatku Bilig, Atabetül Hakayık, Divan-ı Hikmet ya da Divan Edebiyatı Türk gibi değerli eserler var. Sonrasında Anadolu Türk Edebiyatı dediğimiz divan ve halk edebiyatı var. Divan edebiyatı biraz daha böyle aruz ölçüsü, beyitler, zengin kafiyeler, ağır bir dille giderken halk edebiyatı ise adı üzerinde halk edebiyatı olacak. Burada daha sade bir dil, hece ölçüsü, işte yarım kafiye buna benzer şeyleri göreceğiz. Peki halk edebiyatının 3 kısmı nedir hocam? Dini tasavvuf halk edebiyatında burada abdallar, dervişler göreceğiz. Bu abdallar Allah'a kul olmuş, pir sultan Abdal gibi, Kaygus Abdal gibi değerli veyahut da Hacı Bektaş Veli gibi, Hacı Bayram Veli gibi, Yunus Emre gibi çok değerli insanlar. Zaten onların da hocası Hoca Ahmet Yesevi, Divan Hikmet'in yazarı. Anonim halk edebiyatta ise adı üzerinde anonim, söyleni belli olmayan Türkler, Maniler, Niller göreceğiz. Aşık tarz halk edebiyatına baktığımızda ise eline saz almış aşıkları görüyoruz. Karacaoğlan'ı, Köroğlu'nu, Dadaloğlu'nu göreceğiz. Sonrasında arkadaşlar biliyorsunuz ki coğrafi keşiflerle Avrupalılar çok üstün oluyor. Avrupalılar üstün olunca biz de yüzümüzü Divan edebiyatı gibi Doğu'ya değil de İranlılara değil de Araplara değil de Batı'ya Fransızlara çevireceğiz ve Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı'nı göreceğiz. Burada Tanzimat Edebiyatı toplum için sanatın yapıldığı birinci dönemle başlayacak. İlk özel gazete tercümanı aval ile Tanzimat Edebiyatı başlamış olacak. Tanzimat ikinci dönem var sonrasında. Burada sanatçılar... ...daha çok bireysel konulara yönelecekler. Çünkü o dönemde istibdat var, baskı var. Sanatçılar böyle siyasi konulara girmeyecek. Sertifün Edebiyatı, diğer Edebiyatı cedide de... ...yine Sertifün'ün dergisi etrafında toplanan... ...Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencileri olan... Fikret ve ardından gelen işte Cenab-ı Şahabettin, Mehmet Rauf, Halis Ziya değillerin edebiyatı. Sonrasında edebiyatımızı ilk kez bildiri yayınlayan Fecrati Edebiyatı'nı göreceğiz ve Ahmet Haşim'i. Sonrasında 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında yeni lisan yani yeni bir dil makalesini yayınlayarak milli bir edebiyat dönemini başlatan milli edebiyatçılar var. Milli edebiyatçılar döneminde arkadaşlar tabii ki sanatçılar Türklük konusuna çok ağırlık verecekler. Zaten Balkan Savaşları'nda birçok toprağımızı kaybettiğimiz için daha çok Türklük konusuna yöneleceğiz. Ardından da Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nı görüyoruz. Peki edebiyatın bilimlerle ilişkisi nedir? Tabii ki edebiyat da bilimlerden yararlanıyor. İnsan davranışlarını inceleyen psikoloji, toplumun davranışlarını inceleyen sosyoloji, geçmişi inceleyen tarih, düşünme üzerine düşünme olan felsefe gibi sosyal bilimlerle doğrudan edebiyat ilişki içerisinde. Ama fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle ise dolaylı bir ilişki içerisinde. Yani pozitif bilimlerle biraz daha dolaylı ilişki içerisinde oluyor edebiyat. Bir romancı ruh tahlili yaparken insan davranışlarını inceleyen psikoloji biliminden yararlanıyor. Peyami Safalar mesela 9. Hariciye Koğuşu'nda insan psikolojisine ağırlık verecekler. Ya da Dostoyevski'nin suç ve cezası gibi. Tarihi bir konu işleyen edebiyatçı tarih biliminden yararlanacak. Kemal Tahir'in devlet anası gibi. Edebiyat bilimi bilimde edebiyatı etkileyecek. Mesela Jules Verne'in yazdığı Ay'a seyahat eserinden bilim insanları etkilenip Ay'a gerçekten seyahat edecekler. Edebi eserler bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olabiliyor. Edebi eserden hareketle bilim insanları yeni buluşlar gerçekleştirebiliyor. Zaten burada da Jules Verne'in Ay'a seyahat adlı romanını gösteriyoruz. Bakın 1865 yılında yazılıyor ama insanlar bundan neredeyse 104 yıl sonra 1969'a Ay'a seyahat ediyorlar. Edebiyatın güzel sanatla ilişkisiyle alakalı sınavlarda mutlaka soru geliyor. Edebiyat güzel sanatlar içinde işsel sanatlara Veriyor, sese ve söze biçim veriyor. Müzikle beraber işitsel sanatların içerisine yer alıyor. Metinlere baktığımızda sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Sanat metinleri sanatsal. Yani böyle daha öznel, daha soyut, daha süslü, daha çok coşku ve heyecanı dile getiriyor. Ya da böyle olay içerisinde oluşan metinlerde de destanlar, efsaneler, masallar, fabullar, halk hikayelerini görüyoruz. Bir de göstermeye bağlı olan tiyatrolar var. Bir modern tiyatro var. Trajedi, komedi ve dramdan oluşan. Bir de geleneksel halk tiyatrosu, Türk tiyatrosu var. Burada da orta oyunu, karagöz, meddah, seyirlik, köy oyunlarını görüyoruz. Öğretici metinlere baktığımızda ise adı üzerinde öğretici. Tarihi, felsefi, bilimsel metinleri görüyoruz. Gazete çevresi gelişen makale ciddi bir tarzı var. Deneme, benli bir havası var. Sohbet, fıkra, gazetelerdeki köşe yazısı, eleştiri, mülakat, karşılıklı soru cevap, röportaj, soru cevabın üzerine eklenmiş resimler, yorumlar ve haber yazılarını yani 5 n bir kele oluşulan haber yazılarını görüyoruz. Kişisel hayat konu alan metinlerde ise hatıralar yani anılar, tarih atılarak yazılan günlükler, gezi yazıları, insanların hayatını anlatan biyografiler, insanların kendi hayatını anlattığı otobiyografiler ve mektupları da görebiliriz. Şimdi dilin kullanımından doğan türlerine baktığımızda birincisi arkadaşlar ağız var. Şöyle düşünün, şöyle anlatayım size. Şöyle güzel ülkemizi çizelim. Önce bir Trakya'yı çizelim. Ardından Kapıdağ Yarımadası, İzmir, Muğla'mızı çizelim, Antalya Körfezi, Karadeniz'i çizelim, hemen Artvin'imizi... Hatay'ımızı, Kars'ımızı, Hakkari'mizi çizelim. Şimdi Karadeniz'in bir ağzı var. Urfa'nın bir ağzı var. İstanbul ağzı var. İstanbul Türkçesi. Veyahut da Ege ağzı var. Ne yaptın gülüm diyor mesela. Gülüm dediği orada tabii ki e, canım arkadaşın diyor. Burada uyuşam ne yapıyorsun diyor. İşte bu ağız arkadaşlar. Ağız bir dilin bir ülke sınırları içindeki yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimi. Şive ise bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişme içinde ayrılmış kolları. Ayrılıyor ama izlenebiliyor. Mesela Azeri şivesi var. Azeri şivesini anlayabiliriz. Ama tabii ki bazı kelimeler farklı oluyor. Lehçe ise bir dilin tarihi gelişme içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kollar. Mesela Çuvaşa, Yakutça var ta Orta Asya'nın yukarısında. Burada tamamen anlaşılmıyor artık ne dediğini söylediğini anlayamıyoruz. Argo ise ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses yapı söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığı. Yani afilli kelimesi mesela bir argo kelime. Jargon ise aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil. Mesela hasta eks oldu diyor tıp jargonunda yani hasta vefat etti öldü demek istiyor. Standart dil ise bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları. Mesela biz şu anda İstanbul Türkçesini kullanıyoruz. Standart dilimiz İstanbul Türkçesi ağız özelliklerine arındırılmış belirli ölçü ve kurallara bağlı ortak dilidir. İletişime baktığımızda ise duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına aktarılması. Biz şu anda mesela bir iletişim yapıyoruz. Ben size Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu beğendiniz mi diyorum. Bir gönderici olarak bir ileti gönderiyorum. Sizler de eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basıyorsunuz. Ki, lütfen basın arkadaşlar. O zaman da sizler de bu iletiye bir dönüt yapmış oluyorsunuz. Peki burada alıcı kim? Sizlersiniz. Kanalımız nedir? Dokun Sınıf YouTube kanalı. Hayır hayır. Kanalımız ses salgaları ve görüntü. Burada ses salgaları ve görüntüyle ilişkim kuruyoruz. Bu evet okudum ifadesi ise dönüt oluyor. Sizin bana e, söyleyeceğiniz bir cümle ya da beğeni tuşuna şu anda basıyor olmanız bir dönüt oluyor arkadaşlar. Kod tabii ki Türkçe konuşuyorum ben. Bağlamımız ise işte genel a. Yani YouTube'da olmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim hikaye ünitesine. Burada da e, dil bilgisinde isimleri göreceğiz. Hikaye konusu da son derece basit. Şimdi hikaye Diğer adıyla öykü, yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumları kişi yer ve zamana bağlı olarak, bakın burası önemli, okurda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa edebi türdür. Bakın, bu üniversite sınavlarına çok sorulmuş, edebiyatta hikayenin kısa olması, şöyle kısa, ince, zayıf bir kitap çiziyorum, romanın ise kalın, uzun olması çok vurgulanır arkadaşlar. Yani roman 5 kilo limonsa, hikaye ona eş değer bir C vitamini yapıdır diye üniversite sınavında bir anlam bilgi soru çıkmış. Hikayede tek olay anlatılır. Kişi sayısı azdır. Kahramanların bir yönü üzerine durulur. İnsan yaşamının bir bölümü anlatılır. Zaman ve mekan anlatımında ayrıntıya girilmez. Hikayenin tarihsel gelişmine baktığımızda Batı'da 14. yüzyılda ortaya çıkıyor. Boccaccio'nun Decameron adlı eseri çok önemli bir örnek. 19. yüzyılda Tanzimat'ta Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayet adlı eseri ilk örneklerini içeriyor. Teknik açıdan güçlü batılı örneklere benzeyen ilk başarılı hikaye kitabı ise Sami Paşa'da Küçük Şeyler adlı eseri. ...ki bu da üniversite sınavlarında soruluyor. Hikayenin yapım unsurlarına baktığımızda kişiler, kahramanlar var. Mekan yer, anlatıcı var. Anlatıcı birinci kişi olabiliyor, üçüncü kişi olabiliyor. Geldim, geldik derse birinci. Geldi, geldiler derse üçüncü kişi olmuş oluyor. Çatışmalar var, olay örgüsü var, zaman var tema ve konu var arkadaşlar hikaye türlerine baktığımızda olay hikayesine baktığımızda Mopassant tarzı hikayeler yani klasik hikayeler diyoruz kurucusu Gaydan ve Passant olay ağırlıklı serim düğüm çözüm yani giriş gelişme sonuç bölümleri var merak ögesi canlı tutuluyor acaba ne olacak diye merak ediyorsun ve çarpıcı sonla bitiyor ama durum hikayesine baktığımızda Anton Cheho tarzı hikayeler durum ağırlıklı hayatın bir kesiti anlatıyor arkadaşlar. Diğer bir anlamıyla kesit. Serim düğüm çözüm bölümü olmayabiliyor. Merak ögesi ön plana çıkmayabiliyor. Bitmemişlik duygusu var. Olay hikayesi de bize temsilcilerimiz Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay gibi değerli sanatçılarımızken durum hikayesinde öncümüz Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasiyanık. Hikayede kullanılan anlatım içimlerine baktığımızda öyküleyici anlatım var. Olay anlatımı var. Kişiler, olay örgüsü, mekan ve zaman ögeleri var. Kişiler hareket halinde yansıtılıyor. Bir devinim var. Betimleyici anlatımda ise varlıkları, durumları zihinde canlandırmaya başlıyor. Var varlıkların ayırıcı özellikleri anlatılıyor. Yani betimliyor, tasvir ediyor. İzlenimsel betimleme öznel, açıklayıcı betimleme ise nesnel bilgi veriyor. Göstermeye baktığımızda ise hikayede bir diyaloglar var. Kahramanların karşılıklı konuşmaları, iç konuşmalar var. Kahramanın duygu ve düşünceleri sesli düşünme şekli yansılıyor. Kahraman karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşuyor. Bilinç akışında ise kişilerin zihinlerinden geçirdikleri şeyler doğrudan belli bir mantık ilişkisi olmadan direkt olarak kişilerin ağzından kendi kendilerine konuşmaları veriliyor. İsimler konusuna baktığımızda her varlığın bir isim var. Benim bir isim var, sizlerin bir isim var. Bunlar özel isim. Türkiye'nin ismi Türkiye mesela. Mustafa Kemal Atatürk e, Cumhuriyetimizin kurucusunun ismi. Fakat bir de cins isimler var. Kalem bir cins isim. Kapak bir cins isim. Oluşlarına göre somut ve soyut isim var. Kalem bir somut isimken aşk, rüya, soyut bir isim. Sayılarına göre tekil isim var. Kalem tekilken kalemler çoğul oluyor. Zaten nerede çokluk? Orada lerler ikini görüyoruz. Su tekil, sular çoğul gibi. Topluluk ismi ise arkadaşlar lerler iki alsın ya da almasın çoğul ifade eden şeyler. Mesela koyun tekilken koyunlar çoğul oluyor arkadaşlar. Lerler iki var çünkü. Sürü ise sürü olsa da sürüler de olsa topluluk ismi oluyor. Yapılarına göre isimlere baktığımız ise basit türemiş bileşik isim var. Burada kalem basit bir isim ama kalemlik dediğimizde lik yapım ekini aldığı için türemiş oluyor. Ve birleşik isim ise en az iki kelimeden oluşuyor. O zaman buraya yazıyorum kalem dediğimizde basit kalemlik dediğimizde yapım ekini aldığı için türemiş ve kalem tıraş dediğimizde ise iki kelimeden oluştuğu için birleşik isim oluyor arkadaşlar. Gelelim hemen diğer bir e, kısma. Varlıklarına verilişlerine göre de işte Atatürk, İzmir, Tekir bir hayvanın ismi de özel isim olabiliyor. Cinsizler, insan, kent, kedi. Somutta ışık, koku, rüzgar, somutken akıl, sevgi, kaygı, soyut. Asker, tekil, askerler, çoğul, ordu, topluluk. Ağaç tekil, ağaçlar çoğul, orman topluluk. Koyun tekil, koyunlar çoğul, sürüde topluluk oluyor. Kitap basit, kitapçı türemiş, can basit, canlı türemiş, pazar basit, pazarcı türemiş, su basit, susuz türemiş oluyor. Ama kitap evi birleşik. Can kurtaran birleşik. Pazar ertesi birleşik. Su, çiçeği. Bunlar da birleşik isim oluyor. Hemen şiir ünitesine geçiyoruz. Şiirin biçim, ahenk özellikleri, şiir türleri ve edebi sanatları göreceğiz. Bir de dünyanın en kolay konularından biri olan sıfatlara yani adın önüne geldiği için ön Ad konusuna da bakacağız. Şimdi arkadaşlar şiirle alakalı şiirin türleri var yani konusuna göre. Eğer aşk varsa lirik, kahramanlık varsa epik, öğüt veriyorsa didaktik. Eğer doğayı anlatıyorsa pastoral, eğer bir eleştiri hiciv yergi varsa da satirik olacak. Edebi sanatlarda teşbih benzetme, teşhis kişileştirme, intak, cansız varlıkların konuşturulması veya canlı varlıklar da olabilir insan olmayan, mübalağa abartma, tezat ise tezıt, zıtlık olacak. Burada kavramlara baktığımızda tapşırma bir şairin isminin takma isim oluyor halk şiirinde. Mahlas divan şiirinde işte Fuzuli, Baki gibi gelenek şiir geleneği olacak. Nazım'da şiir şeklinde yazılması oluyor. Burada ahenk unsurlarında redif var. Yazılışı, anlamı, görevi aynı olan ekler veya kelimeler. Kaldı, saldı, dal dediğimizde buradaki dili geçmiş zaman redif oluyor. Ama... Ama şurası çok önemli. Kalın içindeki A ve L harfleri, salın içindeki A, L, dalın içindeki A, L bunlar yazılışları aynı ama Anlamları, kökenleri farklı. Dolayısıyla buradaki iki harf tam kafiye oluşturmuş oluyor. Bir harf olursa yarım kafiye, iki harf olursa tam kafiye, üç ve daha fazlası olursa da zengin kafiye oluyor. Kafiye örgüsüne baktığımızda A, BB olursa veya A -A, A, 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 olursa düz kafiye oluyor. Ama AB B, olursa çapraz, A, -B, B, A olursa sarma kafiye oluyor. Mesela burada uçar, açar, kaçardaki arlar redif olurken ç harfleri tek harf olduğu için yarım kafi oluyor. Tek bir satır olursa dize, ikili ikili giderse divan edebiyattaki beyit, dörtlükler halinde giderse dörtlük, 3, 5, 4, 6, 7 olursa da bent diye adlandırıyoruz. Hece parmak hesabıyla şiirdeki satırların eşit olması. Aruza ise hecelerin açıklık kapalılığına bakıyoruz. Yani ela derken e, la Gördüğünüz gibi ünlü harflerle bitmiş. Göz, lüm, z ve m ile bitmiş. Bunlar kapalı heceler olurken ela açık heceler oluyor arkadaşlar. Bunların denk gelmesine de aruz ölçüsü istiyoruz ve divan edebiyatı kullanılıyor. Yurt dışından gelmiş. Serbest ölçü ise tamamen hiç hecelerin hiçbir şekilde dizelerdeki hecelerin sayısının eşitsizliğine dayanıyor. Yani hece ölçüsüyle yazılmış bir şiire uzaktan baktığınızda böyle dörtlüklerle yazıldığını görüyoruz genellikle halk edebiyatında. Aruz yazılanlar genellikle beyitlerle yazılıyor. Serbest ise böyle tamamen bentlerle tamamen serbestlik görüyoruz. Koşma 11 lece yazılan bir halk edebiyatı nazım biçimi iken mani tek dörtlükten oluşuyor, yedili oluyor. Gazeller beyitler halinde yazılıyor, 5-15 beyitten oluşuyor. Sone batıdan gelmiş oluyor. Taşlama esasında satirik şiir gibi yani yergi arkadaşlar. Ağıt vefat eden kişilerin ardından söylenen şiirler. Bu İslamiyet'ten önce Sagu iken halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında ise mersi oluyor ve üniversite sınavlarına soruluyor. İlahi Allah sevgisini anlatıyor Yunus Emre'nin üstad olduğu bir tarz. Mersiye'de yine az önce söylediğimiz gibi vefat eden kişilerin ardından yazılıyor. Mesela Hakini yazdığı Kanuni Mersesi bunun gibi. Şimdi burada şiirin zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıktığını bilmemiz lazım. İnsanın duygu dünyasına seslendiği, coşku uyandırdığı, imgelerin yani kalıplaşmış veyahut da şaire özgü benzetmelerin kullanıldığını bilmemiz lazım. Ahenkli ve etkili bir söyleşti ön planda. Nazım, duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü, uyaklı dizeler halinde anlatılması. Gelenekse ortak zevk ve dili sahip şairlerin ortak şekil özellikleri. Mesela halk şairleri hep dört dört yazıyor. Divan şairleri genellikle beyit beyit yazıyor. Belirli ahenk unsurlarını kullanıyorlar. İmgeler gibi ve temaları kullanıyorlar. Mesela divan şiirinde kalıplaşmış benzetmeler var. Kirpik demiyorlar da ok diyorlar mesela. Divan şiiri geleneği, halk şiiri geleneği ya da modern şiir gelenekleri gibi. Mahlas divan şiirinde kullanılan takma ad son beyitte. Tapşırma halk şiirinde kullanılan takma ad son dörtlükte. İmge ise farklı düşünce duygu ve hayallerin tasarımların mecazlar şeklinde ifade edilmesi. Denizin pencereleri sürgülüydü. Nasıl yani denizin pencereleri olmaz ki? İşte bu bir imge. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Nasıl yani? İşte bu yine bir imge oluyor. Arkadaşlar şiirde estetik güzellik varken, olay örgüsü yokken, çok anlamlı ve yorum açıkken, imgelerden yararlanılırken, şiirsel anlatım varken, diyalog tercih edilmezken, düz yazıya çevrildiğinde etkisini yitirdiğini görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı manzumelerde ise bir öğreticilik vardır. Olay örgüsü olmayabilir. Tek anlamlıdır. Konuşma diliyle yazılır. Öykülemeler, betimlemeler vardır. Ve diyaloglardan da faydalanabiliyor. Şimdi Nazım birimi arkadaşlar bir dize vardı. En küçük Nazım birimi. Bir de tabii ki beyitler var. İki dizeden oluşuyor. Bu divan edebiyatına sıklıkla kullanılıyor. Mesela gazeller, kasideler, mesemiler beyitle yazılıyor. Dörtlük ise dört dizeden oluşuyor. Anlam bütünlüğü var. Halk edebiyatta dörtlüklerle yazılan koşmalar, semayeler, varsağılar görüyoruz. ilahiler görüyoruz. Ben ise üç veya daha fazla dizeden oluşuyor. Divan edebiyatında ben tercih bentleri görüyoruz. Nazım biçimine baktığımızda şiirin nazım birimi ölçüsü ve uyak örgüsüne göre kazandığı bir biçimsel özellik. Yani şöyle baktın ya mesela bu bir beyitler halinde yazılmış diyorsun. 2 i̇ki, iki gidiyor bunu anlıyorsun. Bu ise dörtler halinde yazılmış. Tamam. Bu nazım birimi oluyor. Ama eğer bu Dörtlükler halinde yazılan 11 lece yazıldıysa koşma oluyor mesela. 8 lece ölçüsü yazıldıysa semai oluyor. İşte bu koşma ve semayı onun nazım biçimi oluyor arkadaşlar. Anonim halk şiirinde tek dörtlü yazılan maniler, ezgilerle söylenen türküler. O, aşık tarzı halk şiirinde koşmalar 11 yazılan s se, 8'ler, bre olduğu varsağlar ki 2023 üniversite sınavında sorulduğu en uzun olan destanlar. Aruz ölçüsü yazılan divan kalenderi semai, selis satranç ve ezdi Bunlar sorulmadı şu ana kadar. Divan şiirinde ustalık şiiri olan 5 15 beyt oluşan gazeller, belli bir kasıtla yine övgü için yazılan kasideler, romanın yerini tutan mesneviler, kıtalar, müstezatlar, beyitlerle yazılıyor. Bentlerle kurulan Türklerin edebiyatımıza kazandırdığı tuyu ve aynı zamanda şarkı, Yine tek dörtlükten oluşan rubayı, murabbalar ve şarkılar, Muhammed, terkiben, tercibentler önemli. Batı etkisinde ise sona terzeri metriyole, balat ve serbest nazımı görüyoruz arkadaşlar. Nazım türü şiirin işlediği konuya göre aldığı isim demiştik. İslamiyet öncesinde mesela vefat eden bir kişinin ardından sagu yazılırken halk şiirinde bunu ağıt diyoruz. Divan şiirinde ise mersiye diyoruz. Sagu ağıt mersiye üniversite sınavlarına defalarca sorulmuş. Ya da İslamiyet öncesi yazılan bir şiire koşuk derken halk edebiyatta bunun adı Koşma oluyor arkadaşlar ki koşma Aşk olan güzelleme, savaş olan koçaklama, eleştiri olan taşlama, vefat eden ardından söylenen ağıtlar var. Ee, divan şiirinde ise bunlara gazel diyeceğiz. Yani Sagu ağıt, Mersiye koşu koşma gazeli görebilirsiniz. Yine aynı şekilde destanlar var İslamiyet öncesinde. Buraya baktığımızda ise halk hikayelerini göreceğiz arkadaşlar. Divan edebiyatında ise mesnevileri göreceğiz. Burası önemli. Burada... Ninniler çocuklar için söylenirken ağıtlar vefat eden kişi için söyleniyor. İlahi Allah sevgisini, nefes Allah sevgisi ve Hazreti Ali sevgisini, demeler yine Hazreti Ali sevgisini, nutuklar tarikat adabını, şatiye, dini konuların felsefi bir bağlamda incelenmesini, Devri ise devir kuramını yani Allah'tan gelip Allah'a döneceğimizi anlatıyor. Tevhid Allah'ın birliğini anlatırken münacat Allah'a yalvarışı anlatıyor. Naat Hazreti Muhammed peygamberimize övgüyü anlatıyor. Metiye devrin büyüklerine övgü, mersiye vefat eden kişilerin ardından söyleniyor. Hicviye eleştiri. Fahriye ise şairin kendine ödediği şiirler. Ölçüye baktığımızda hece ölçüsüyle yazılan şiirlerimiz genellikle halk edebiyatına var. Halk şiirine görülüyor. Boşa aranırdım, boşa dalardım, açıldım Engin'e kıyına vardım derken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lece ölçüsü yazıldığını görüyoruz. Burada şuna dikkat edin şöyle demedim ben boşa aranırdım boş adalardım demedim dedim ki boşa aranırdım. Boş adalardım. İşte orada bir saliyeselik durduğum yere ise durak diyoruz arkadaşlar. Dizelerdeki hece sayılarının parmak hesabıyla sayılması yani ünlü harflerin sayılması hece ölçüsü. Aruz ölçüsü ise dizelerdeki hecelerin açık veya kapalı olması. Ünlüyle biten yani ünlü harfle bitenler açık olup noktayla gösteriliyor. Ün de bitenler ise kapalı olup kısa çizgiyle gösteriliyor. Boşa derken bo açık, şa açık, a açık, ra açık, nır ise tabii ki kapalı oluyor. Dım ise kapalı oluyor. Serbest ölçü ise arkadaşlar dizelerdeki hece sayının eşitliğinin olmaması. Yani şöyle baktığın zaman eşitsizlik görüyorsun. Geldiğimizde redife bakıyoruz. Dize sonlarında tekrarlanan... Aynı anlam ve görevdeki ek veya sözcükler. Akıncılar yollar açar, altın orada iller açar. Lerler eki ve açar kelimeleri, yazılışları, anlamları, görevleri aynı redif. Uyak ise ses benzerliği, bir zeka gerektiriyor. Her tarafından akar cilveyle naz, süzer etrafını bir çift yeşil göz dediğimizde buradaki z'ler yarım kafi oluyor. Ama şöyle deseydi, her tarafından akar cilveyle naz eder, süzer etrafını bir çift yeşil göz eder deseydi ederler redif olurdu. Ama bir harf olunca yarım kafiye, iki harf olunca tam kafiye, üç ve daha fazla olursa zengin kafiye oluyor. Tunç kafiye ise dize sonunda kelimenin diğer dizenin içinde olması. Mesela fikir ve kir diyor ya kir fikirin içinde işte bu hem zengin kafiye oluyor hem de tunç kafiye oluyor. Cinaslı kafiye ise ses ses çocukların denk gelmesi. Dönülmez akşamının ufkundayız vakit çok geç yani erken kelimesinin zıttı. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geçse geç devam et. Dolayısıyla bunlar yazılışları aynı anlamları tamamen farklı. Bu cinaslı kafiye oluyor. Düz yak aa AAB ya da AABB oluyor. Çapraz ABAB, sarma ABBBA, mani tipi AAXA, örüşük uyak ise A, B, B'yi alıyorsun. B, C'yi alıyorsun. C, D, C, D'yi alıyorsun. D, E, E'yi alıyorsun. EFE e diye gidiyor. Asonans, asil ünlülerin tekrarı dize içinde. Mesela burada A'lar çok tekrar etmiş. Aliterasyon ise ünsüzlerin tekrarı. Ali ünsüz, asil ünlü diyebilirsiniz. Nakarat ise bölüm sonlarında dize tekrarı oluyor. Konularına göre şiir türlerine baktığımızda koçaklamalar ve varsağlar savaş kahramanlık yiğitlik konularını işliyor. Buraya bir kılıç resmi çiziyorum. Lirik şiire ise bir kalp resmi çiziyorum. Gazeller, şarkılar, koşmalar, Maylar aşk, sevgi, özlem, gurbet içeriyor ve buradaki aşk sıradan bir sevgili olmayabilir. Allah sevgisi de yine bir lirik şiir türüne giriyor. Pastoral şiirde tabiat, kır, çoban hayat var. Didaktik şiirlerde öğüt var. Pastoral şiirde şöyle bir doğa, bir güneş çizebiliriz. Satirik şiirde bir eleştiri yapan adam görüyoruz. Didaktik şiire şöyle bir kitap çizelim. Üzerine de şöyle bir öğüt yazalım isterseniz. Satirik şiir hiciv dedik, taşlama dedik, yergi dedik arkadaşlar. Dramatik şiir ise tiyatrolarda kullanılan şiir. Arthur diye giriyor ya tiyatrocu. işte o sırada bir şiir okursa eski Yunan tiyatrosunda kullanılan konuşmaların şiir şeklinde olması. Söz sanatlarına baktığımızda böyle zayıf olan varlığın güçlü bir varlığa benzetilmesine benzetme diyoruz. Umutların mola verdiği yerde geceler bir nehir gibi akıyor. Yani geceyi sanki bir nehre benzetmiş böyle nehir şeklinde aktığını söylüyor. Burada geceyi nehre benzetiyor arkadaşlar. Açık istihar ise yüce dağ başına siyah tül vardır derken dağın başındaki o sisli ifadeyi siyah tüle benzetmiş ama o sisi söylemiyor. Kapalı hissari ise gönül gerçekten bal almak ister sözlerin saplama kalbe olur derken sözleri bir oka benzetiyor ama oku söylemiyor. Yani burada kendisine benzetilen söylenmediği için kapalı istihare oluyor. Burada da benzeyen söylenmediği için açık istihare oluyor arkadaşlar. Teşhis kişileştirme insan olmayan varlıkların insan özgü özellik kazanması. Rüzgar uyumakta körfez düşünür. Nasıl yani ya? E o zaman bu teşhis. Konuşturma ise insan olmayan varlıkların konuşması. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim diyor. Kelebek konuşmaya başladı ve ne diyor? Sonrasında minicik gövdeme yüklü kaftı. Burası intak konuşurma oluyor. Ee, Hüsnü Talil güzel nedene bağlama. Güzel şeyler düşünelim diye. E yemyeşil vermiş ağaçlar. Hadi oradan ağaçlar senin için yemyeşil olmadı ki. Bahar geldiği için yeşil oldu ama biz güzel düşünelim diye oldu diye güzel bir nedene bağlıyor. Sen geldin diye çiçekler açtı sevgilim. Hadi oradan bahar geldi. Tecahülü Arifse bilmezden gelme. Yani Arif'in bilenin bilmezden gelmesi cehaleti. Şakaklarıma kar ne var? Benim Allah'ım bu çizgili yüz diyor. Cahit Sıkı Tarancı bildiği bir şeyi bilmezden geliyor arkadaşlar. Kinaye değinmece bu arada şu Mecazi Mürsel'e de gösterelim. Parça bütün ilişkisiyle ya da yer insan ilişkisi ya da sanatçı eser ya da işte ilişkisiyle benzetme ilgisi kurmadan bir şeyi bir şeyin yerine benzetiyoruz. Mesela bakımsızlıklarla göçük gitmiş bir cihan dediğimizde Burada cihanı değil, dünyayı değil, dünyadaki insanları kastediyor. Beyoğlu tepinirken ağlar karaca Ahmet derken Beyoğlu'ndaki insanları kastediyor. Tamburi Cemil Bey çalıyor derken onun şarkısını kastediyor. Kurmuşlular Tuşan ocağa karşı bağdaş ocak değil, ocaktaki odunlar tutuşuyor. Bunu şu sayfayı isterseniz şöyle çok basit bir hale getireyim sizler için. Şimdi bir şöyle düşünün. Şöyle bir e, futbolcu çizeyim buraya tamam mı? Çok da iyi çizemem ama Şöyle hatta e, siyahi bir futbolcu olsun diyeyim hatta espri yapayım. Şimdi bu futbolcumuz burada güzel güzel duruyor. Tamam harika harika şöyle dudaklarımızı da çizelim. Harikayız. Şimdi futbolcular sahaya çıktı dediğimizde arkadaşlar burada bir söz sanatı yok. Ama şurayı çiziyorum. Aslan futbolcular sahaya çıktı dediğimizde futbolcuları aslana benzetmiş oluyoruz teşbi. Aslanlar sahaya çıktı dediğimizde futbolcuları söylemediğimiz için açık siyar oluyor. Futbolcular sahada kükredi dediğimizde aslanlara benzettiğimizi söylemediğimiz için kapalı ısrar oluyor. Futbol topunu insana benzetir gibi futbol topu konuşmaya başladı dersek bu teşhis oluyor. Top dedi ki bana sert vurmayın bu intak oluyor. Usta kramponlar sahaya çıktı dersek kramponu futbolcuya benzettiğimiz için ve benzetme ilgisi olmadan bunu onun yerine kullandığımız için bu da mecazi mürsel oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit esasında. Kinaye'ye baktığımızda diğer adıyla değinmece hem gerçek hem mecaz anlamıyla bir sözü kullanmak. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Dağların bağrı gerçekten taş bağırlı ama burada kastedilen şey çok kabasın, çok kötüsün, çok sersin demek istiyor. Tevriye ise iki gerçek anlam. Bu kadar letafe çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir ben gerek derken vatandaşın gerdanındaki beni hani bende de var mesela burada bir beyaz ben, beyaz senimin üzerinde bir ben var. İşte bu beni hem birinci tekil şahıs olarak hem de ben olarak kullanıyor. Bu da tevriye oluyor. Mesela İskel Marşa Mehmet Akif Ersoy diyor ki ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var yani yücesin korkma da diyor Aynı zamanda ulusun, havlasın korkmada diyor. İki gerçek anlam. Tezat, tezıt, zıtlık diyebiliriz. Neden böyle düşman görünürsünüz? Dost bildiğim aynalar. Düşman ve dost tezat oluyor. Tariz, bariz bir şekilde iğneleme, laf sokma oluyor. Bir saatte söyle yüz bin yalanı, esaslı söyleme diyor. El bir doğru söz söylerse inanma diyerek laf sokuyor. Tenasüp, münasip yani uygunluk demek. Nergiz, Leyla, Lale, Gül birbirine uygun ifadeler bir araya gelmiş tell me hatırlatma, tell me bana hatırlat der gibi vefasız Aslı'ya yol gösteren bu derken, Kerem'in sazına cevap veren bu derken Aslı'yı Kerem'i kullanıyor. Hazreti Muhammed peygamberimiz, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Kerem, Aslı, Ferhat, Şirin bunları gördüğünüz zaman geçmişte yaşamış değerli din büyükleri, peygamberler veyahut da değerli aşkların ismini tell me hatırlatmış oluyorsun. İrsali mesel ise özlü sözlü anlatma. Çağır karaca olan çağır taş düştüğü yerde ağır diyerek taş düştüğü yerde ağır sözünü kullanıyor şiirde. Mübalağa ise abartma arkadaşlar. Bir ah çeksem dağı taşı eritir yavaş. Gözümün yaşı değirmeni yürütür. Yuh abartmışsın. Sıfatlara baktığımızda dünyanın en kolay konusu. Şimdi sıfatların önüne isimler gelmesi lazım çünkü sıfatlar adların önüne geliyor. Yani ön ad diyoruz buna. Mesela elma bir isim arkadaşlar. Siz elmaya nasıl sorusunu sorduğumuzda eğer kırmızı elma, büyük elma, tatlı elma diyorsak bu niteleme sıfatı oluyor. Hangi sorusunu sorduğumuzda bu şu öteki dersek işaret sıfatı oluyor. Veyahut da yine hangi sorusunu sorarak her elma, birkaç elma, bazı elmalar diyerek belgisiz sıfat yapabiliriz. Kaç elma diyerek iki, üçer, birinci elma deyip e, sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı ya da sıra sayı sıfatı da yapabiliriz. Veya da direkt soru yoluyla da belirtebiliyoruz. Nasıl elma, hangi elma, neredeki elma, kaç elma dediğimizde bunlar da soru sıfatı oluyor. Sıfat türlerine baktığımızda az önce söylediğimiz gibi çalışkan öğrenci nasıl sorusuyla bulunan niteleme sıfatı, başarılı kişi niteleme sıfatı, genç insan niteleme sıfatı. Ama önlerindeki isim düşerse çalışkanlar, başarılılar, gençler dersek bu ad oluyor. Yani adlaşmış sıfat oluyor. Yani ad esasında. Belirtme sıfatları hangi veyahut da kaç sorularıyla bulunuyor demiştik. İşaret sıfatları hangi sorusuyla bulunuyor? İşaret ediyor. Bu şu öteki beriki diye. Bu kitap şu ev. Belgesi sıfatlar hangi sorusuyla bulunuyor? Birkaç kitap. Birçok kitap. Bazı yazarlar gibi. Asıl sayı sıfatı kaç elma? iki elma. Sıra sayı sıfatı kaçıncı kat? ikinci kat. Kesir sayı sıfatı yüzde on kar. Üleştirme sayı sıfatı ikişer ceviz gibi oluyor. Soru sıfatı ise varlıkları soru yoluyla belirten sözcükler oluyor arkadaşlar. Geldik yapılarına göre sıfatlara. Hatırlarsanız yapılarına göre isimlerde kalem basit isim oluyordu. Kalemlik olunca yapım eki aldığı için türemiş oluyordu. Kalem tıraş ise iki kelimeden olunca birleşik oluyordu. Şimdi basit sıfatlara baktığımızda mesela diyelim ki güzel ev dediğimizde güzel kelimesi yapım eki almadığı için bu basit sıfat oluyor. Ama sen tuzlu su dediğinde Tuzdan tuzlu diye yapmak kaldığı için bu türemiş sıfat oluyor. Eğer açık göz adam dersen de nasıl adam açık göz adam dediğin için... ...buradaki açık göz iki kelimeden oluştuğu için bu da birleşik sıfat oluyor. Birkaç ağaç, açık göz çocuk, boş boğaz adam anlamca kaynaşmış birleşik sıfat oluyor. İki kapılı han, üç saatlik yol, boyu uzun sporcu ise kurallı birleşik sıfat grubuna giriyor. Çünkü burada kapılı han ya da iki han demiyoruz. İki kapılı han, üç yol ya da saatlik yol değil, üç saatlik yol... Boyu sporcu da uzun sporcu değil. Boyu uzun sporcu Yani bunlar kurallı birleşik sıfat. Bitişik yazılmasa da bunları birleşik kabul ediyoruz. Öbekleşmiş sıfat ise saray gibi ev, cana yakın arkadaş, bambu liflerine yapılmış çanta gibi oluşuyor. Geldik son ünitemize masal fabul ünitesine. Burada arkadaşlar dil bilgisinde edat bağlaç ünlemi göreceğiz. Son derece kolay. Masallı fabulda da yine lokum ötesi konular. Şimdi masal olağanüstü özelliklere sahip kahramanların başına geçen, olağanüstü olayların anlatıldığı hayale dayalı edebi türdür. Genel özelliklerine baktığımızda genellikle bir tekerlemeyle başlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler tellal iken, develer berberken, ben annemin beşiğini tıngır bıngır sallarken. Ney? Evet, masal bu yani. Yer zaman ögeleri belirsiz. Yani periler develer devler berberiken. Olaylar kaftağında veya hayali mekanlarda geçiyor. Geçmiş zamanlama belirsiz. Öğrenilen geçmiş zaman veya geniş zaman. Yapılmış veya yapılır der. Olağanüstü olaylar, kişiler, devler, periler, cinler, pazarlar, prensesler var. İyi ile kötü mücadelesi var. İyiler kazanıyor ve kötüler de her zaman kaybediyor. Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözler var. Eğitici. Yani öğüt veriyor. Yani didaktik arkadaşlar. Yani iyiler kazanıyor sen de diyorsun ki ha ben de iyi olmalıyım. Evrensel değerler var. Yani olanın ya da işte Kırmızı Başlıklı Kız'ın tam olarak hangi milletten olduğunu kimse bilmiyor. Dini ve milli ögelere yer verilmiyor. Masal türünün tarihsel gelişimine baktığımızda eski Yunan'da Aisopos diye bilinen Ezop masalları ki bunlar birer fabıldır da aynı zamanda. Hint edebiyatındaki Pancha Tantra veyahut da Beydeban'ın yazdığı Kelle ve Dimne, Arap ve İran kaynaklı binbir gece masalları, Alman halk masallarını derleyerek çocuk ve yuva masalları yazan Jakob ve Wilhelm Grimm, Danimarkalı yazar Andersen'in yazdığı çocuk masalları önemli örnekleri. Bizim edebiyatımıza Uygur döneminde Kalyanamkara ve Papamkara ilk masal özelliği gösteriyor ve bu da 2021 ayete de soruldu. Osmanlı döneminde sözlü gelenekten derlenerek yazılanan Billur Köşk ilk Türk masallarından, Şinasi'nin şiir tercümesi anlamına gelen tercüme-i malzumesi Levanten'den masal çevirileri alıyor. Masal sözcüğünü ilk olarak da Namık Kemal kullanıyor. Masalın bir döşeme bölümü var. Yani önce bir döşüyor, bir giriş yapıyor. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diyor. Sonra serim, karakterler anlatılıyor. Bir kral varmış, bir padişah varmış, bir dev varmış. Son olaylar düğümleniyor. Eyvah nasıl olacak? Kralın kızını kaçırıyorlar. Sonra kralın kızını kel olan kurtarıyor ve en sonunda da dilek yani dua yapılıyor. Deniyor ki onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetini. Gökten üç elma düşmüş gibi ifadeler var. Fabula baktığımızda ise kahramanlıkları çoğunlukla hayvanlardan seçiliyor. Ders verme amacı gidiyor ve genellikle manzum şekilde oluyor. Fabulla masal arasındaki en büyük fark masallarda herkes yani devler, periler, cinler, hayvanlar olabilirken fabullarda genellik ve çoğunlukla hayvanlar var. Fabullar öğüt vermek için üzüntü verici bir sonla bitiyor. Ama masallar mutlu bir sonla bitiyor. Fabullar genel özelliklerine baktığımızda olay anlatımı, bütünüyle hayal ürünü, hem şiir hem de olabiliyor. Kahramanlar genellikle hayvanlar. Hayvanlar tilki gibi kurnaz ya da kibirli ya da kıskanç ya da cesur olabiliyor aslan gibi. İnsanlar da kahramanlar arasında yer alıyor. Teşhis ve intak sanatları var. Yani kişileştirme ve konuşulma sanatları var. Evrensel temalar, öyküleyici anlatım görüyoruz. Yine yerde ve zaman belirsiz. Ders verme amacı var ve... Atasözü ya da özdeyişle de verilebiliyor bu öğütler. Fabul türünün gelişimine baktığımızda yine Ezop masalları yani fabulları, Beydevan'ın kelle ve dimnesi, Sadi'nin gülistanı ve Fransız yazarı La Fontaine, Ezop ve Beydaba'dan esinlenerek fabullar yazdığını bileceğiz. La Fontaine'den fabullar önemli. Bizim edebiyatımıza Melana'nın yazdığı mesnevisi, Gülşehri'nin yazdığı Mantıkut Tayr çevresi, Şeyhi'nin öküz olmaya yeltenen bir eşeğin hikayesini anlattığı harnamesi çok çok önemli arkadaşlar. Şinasi'nin La Fontaine'den çevirdiği tercüme-i manzume de önemli bir eser. Fabul'un planına baktığımızda bir serin bölüm var ama böyle evvel zaman içinde kalbur zaman içinde değil de işte bir girişle başlıyor. Yani masaldaki gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi masalda hatırlarsanız şöyle bir bölüm vardı bak masalla Fabıl'ın planlarını karşılaştırabilirler bakın gözüküyor ama bakın masalda döşeme serim dedi burada direkt fabulda serimle başladı yani serim düğüm çözüm var bir de öğüt var döşeme bölümü yok burada dilek varken burada ise öğüt veriliyor burada mutlu bittiği için onlar ermiş muradına diyebiliyorduk masalda fabulda ise öyle bir şey yok demek ki fabulda arkadaşlar döşeme bölümünü görmüyoruz ve dilek bölümü yerine de öğüt bölümü var. Seri olayı sonra düğümleniyor işte karganın ağzından peynir alıyor tilki mesela sonra çözümleniyor en sonunda öğüt veriliyor. öyle boş konuşmayın diyorlar. Masalla fabıl karşılaştırmasını yapalım ve ardından da edat ve ünlemle dersimizi bitirelim. Masalda döşeme var, fabılda yok. Masal düz yazı şeklinde, fabıl şiir veya düz yazı şeklinde. Burada kahramanlar, insanlar ve olağanüstü varlıklar, burada kahramanlar genellikle hayvanlar. Burada son bölümde dilek var, onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Burada ise son bölümü öğüttür arkadaşlar. Burada mutlu son varken... Burada ise ibret verici, ders verici, mutsuz bir son var arkadaşlar. Edat bağlaç ünleme baktığımızda ise... ...bu da üniversite sınavlarında sorulan bir konu. Arkadaşlar bunlar böcek gibi böyle küçük küçük şeyler. Yani gibi, içine göre, e kadar sanki... ...yani tek başına anlamı olmayan şeyler. De veya ya da kimi ama fakat. Edatlar anlam ilgisi kurduğu için ilgeç diyoruz. Gibi, içine göre, e kadar sanki, üzere, sadece, doğru, e karşı, edek, değil gibi sözcükler hep edat. Bağlaçlar ise sözcükleri cümleleri bağlıyor. Ve veya ya da ama fakat hatta çünkü oysa bile dahi gibi şeyler. Hem hem, gerek gerek, ister ister ne ne gibi. Ne arıyor ne soruyor. Hem arıyor hem soruyor gibi. İle ise bazen ve anlamına gelirse bağlaç, ne ile kimle anlamına gelirse edat oluyor. Mesela Ali araba ile gitti dersen ne ile anlamına kattığı için edat oluyor. Ama Ali ile Emre geldi dersen Ali ve Emre geldi dediği için bağlaç oluyor. Ancak ve yalnız sadece anlamına gelirse edat, ama fakat anlamına gelirse bağlaç oluyor. Mesela bu soruyu ancak Ataberk çözer dediğimizde sadece Ataberk çözer dediğimiz için edat oluyor. Bu soruyu Ataberk çözer. Ancak yalnız ama fakat dikkatli okuması lazım soruyu dersek o zaman bağlaç oluyor. Ünlemlerde ey hey gibi seslenme ünlemleri ya da yazık eyvah gibi duygu bildiren ünlemler oluyor arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken 9. sınıf Dinamo Soru Bankamızdan dikkatli bir şekilde bu konularla alakalı bakın masal, fabul konusuyla alakalı hem tekrar testlerimiz var hem de ÖSM tarzı sorularımız var arkadaşlar. Aynı şekilde şiir konusunda da hem yazılı provalarımız var hem de ÖSM tarzı sorularımız var. Bunları mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde hikaye konusunda da hem ÖSM tarzı sorularımızı hem yazılı sorularımızı hem de genel tekrar testlerimizi çözmenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize 9 sınıftan 12. sınıfa giden başarı yolculuğunuza hepinize başarılar arkadaşlar. Sizler bu ülkenin geleceği olarak sıkı sıkıya çalıştığınızda aynı Aziz Sancar gibi, aynı Alper Gezer Avcı gibi çok güzel başarıları ülkemize getireceğinize inanıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hadi bakalım ödül sorumuzu Yorumlara yollayın arkadaşlar.